Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 5. branş videom olan vatandaşlık videomla karşınızdayım. Vatandaşlık videomuzdan sonra arkadaşlar güncel bilgiler videomuzu çekip bu seriyi kapatacağım. Bu seriden hemen sonra ne çekeceğim hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Birkaç gündür bu video için çalışma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle mesela çekeceğim ilk içeriklerden bir tanesi. Bizim aramızda arkadaşlar sadece okuldan mezun olmuş olup şu an evde oturan bir kesim yok. Bizim aramızda evli bir kesim var, çalışan bir kesim var, işte çocuklu bir kesim var. Bunlar hem işe hem derse nasıl odaklanacak, nasıl uyum sağlayacak, nasıl bir yol izlemeli, nasıl lider çalışma programı hazırlamalı. Bununla alakalı konuşacağız arkadaşlar. Güzel bir içerik olacak, o yüzden takipte kalalım. Şimdi arkadaşlar vatandaşlık dersi gerçekten çok kolay bir ders. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki ya sen zaten yapmışsın, çalışmışsın, sen şöyle söylüyorsun, böyle söylüyorsun, seni zaten sen yapacak, yapmayacaksın da kim yapacak diyebilirsiniz. Ama gerçekten bununla alakası yok arkadaşlar. Size vatandaşlık için havadan 9 soru diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Coğrafyadan verdiğiniz açığı, tarihten verdiğiniz açığı, Türkçeden, matematikten verdiğiniz açığı arkadaşlar vatandaşlıktan kolay bir şekilde kapatabilirsiniz. Bizim aramızda zaten şöyle düşünceler var. Yani KPSS'ye başladığımızda ben öbür dersleri bitireyim de vatandaşlık eksik kalsın. 9 soru için o kadar video izlemeye, o kadar not çıkarmaya hiç gerek yok. Zaten 9 soru geliyor. Niye çalışayım falan filan. Biz bunu düşünerek arkadaşlar çalışmıyoruz ve 9 soruyu arkadaşlar çöpe atıyoruz. Daha sonrasında işte soru kitapçığına baktığımızda ne kadar kolay sorular gelmiş. Keşke birazcık baksaydım diyoruz. Siz zaten arkadaşlar sadece üstün körü bir çalışmayla bile 5 net çıkarabilirsiniz. Hani gerçekten tekrar söylüyorum. Vatandaşlık için havadan 9 soru diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Bu videomuzda neler anlatacağız? Önce kendi serüvenimi anlatacağım. Daha sonrasında vatandaşlık dersleri nasıl çalışılır? Hoca önerisi, kaynak tavsiyesi, ezber gerekir mi? Ve biliyorsunuz KPSS'ye yeni konu eklendi arkadaşlar. Onunla alakalı konuşacağım ve hoca tanıtımı yapacağım. Şimdi arkadaşlar hemen videomuzun içeriğine geçelim. Evet arkadaşlar, önce kendi serüvenimi anlatayım ama lütfen kendi serüvenimi anlatırken sen zaten hukuk dersi görmüşsün. Sana bu yüzden kolay demeyin. Çünkü ben size farklı şeyler anlatacağım aslında. Şimdi arkadaşlar, üniversiteye giden arkadaşlarım bilir. Biz üniversitede hukuk dersleri görüyoruz. Çünkü bu zorunlu zaten. Hani bizim isteğimize bağlı bir şey değil. Ön lisansçılar birazcık daha fazla görüyormuş bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki hukuk dallara ayrılıyor. İşte medeni hukuk, anayasa hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, aile hukuku. Böyle arkadaşlar hukuk dallarına ayrılıyor ve biz bunları ders ders işliyoruz. Mesela medeni hukuk için arkadaşlar bir dönem boyunca ders işliyoruz ve medeni hukuk kitabım bu şekildeydi arkadaşlar. Bunların daha kalınları oluyor, daha inceleri oluyor. Bunlar değişebiliyor. Benim arkadaşlar üniversitede gördüğüm ilk dersim medeni hukuk dersiydi ve hocamız gerçekten çok uyuz bir hocaydı. Hani şöyle söyleyeyim, anlatma şekli, tarzı falan zaten hoşuma gitmiyordu. Bir de gerçekten anlaşılmıyordu çünkü okuyup hani geçiyordu arkadaşlar, şöyle okuyup geçiyor, hani bunu ben de yapabilirim zaten, aynı kitaplara sahibiz, ben de okuyup geçebilirdim. Ve bunun üzerine arkadaşlar sınavlarda da çok zor soruyordu, hiçbir şey anlatmamasına rağmen sınavdan çok zor soruyordu. Böyle tipik hocalarımız olabiliyor. Ben de arkadaşlar okulun 4. haftasına falan girdik, vizeler başlayacak, ben dedim ki hani bu böyle olmayacak dedim, zaten anlamamışım dedim, buradan okuyunca da anlamıyorum çünkü baksanıza hep yazı dolu ve yani sürekli ezber yapmanız gereken şeyler var, siz aslında öyle düşünüyorsunuz. Ben de ister istemez arkadaşlar YouTube'dan bir arama yapma ihtiyacı duydum, oradan çalışayım en azından diye baktım. Ben arkadaşlar orada bir kanala denk geldim. Normalde arkadaşlar YouTube'dan böyle bir arama yaptığınız zaman, yani sizin için de söylüyorum. Mesela KPSS videosu aratıyorsunuz siz. Ve karşınıza çıkan videolar nasıl videolar olabilir? Bir hani kitlesi çok olan, abonesi çok olan bir kanal karşınıza çıkar. İzlenmeleri çok fazla olan bir video karşınıza çıkar. Ve arkadaşlar izlenmesi düşük, kitlesi de abonesi de düşük olup ama attığı video, mesela benim bu attığım videoyu diyelim ki 5000 kişi izliyor. Aslında diyelim ki çok düşük bir izlenme. Ama bu video benim karşıma çıkmış. Bakıyorum abonesi de çok az. Bu kanalın benim karşıma çıkma imkanı aslında çok çok az. Neden bu video kanalıma karşıma çıkmış? Bu arkadaşlar ben dedim ki hani bu videoyu çektiğim zaman ben bunu çok kaliteli çekmişim. Ve kullanıcılar yani izleyiciler benim bu videomda çok fazla durmuş. Böyle olursa arkadaşlar bu kaliteli bir içerik olur. Ortalama görüntülenme süresi yüksek olduğu için YouTube böyle bir kanalı karşıma çıkarır. Ben arkadaşlar medeni hukuk için araştırma yaptığım zaman, atıyorum medeni hukuk diye araştırma yapmıyorum zaten. Atıyorum bana hangi konu lazım, diyelim ki işte bana hukukun tanımı kısmından işte giriş yapacağım işte, ya da hukukun çeşitli anlamlarından giriş yapacağım. Bunu arkadaşlar başlık olarak aratıyordum ve karşıma çıkan kanallara bakıyordum. Benim arkadaşlar kanalıma işte böyle dediğim gibi normalde karşıma çıkması zor olan bir kanal çıktı. Hani şu an birazcık daha YouTube işiyle uğraştığım için şu an neden o kanalın karşıma çıktığını bilebiliyorum. Çünkü çok, hani o kanalın karşıma çıkması imkansızdı.
Ben arkadaşlar o kanaldan ders çalışmaya başladım. Gerçekten çok güzel anlatıyordu. Çok çaba sarf ediyordu. Yükselmek için elinden geleni yapıyordu arkadaşlar. Ve şu an gerçekten hak ettiği bir yerde. Hala takip ediyorum. Hala hani bakınıyorum. Gerçekten şu an hak ettiği bir yerde. Kanalın adı arkadaşlar Hukuk Öğretir kanalı. Ben arkadaşlar tüm hukuk sınavlarımı, tüm hukuk derslerimi o kanaldan öğrenmeye başladım. İşte medeni hukuk olsun, anayasa hukuk olsun, borçlar hukuk olsun. Sürekli o kanalı takip ediyorum arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar birkaç tane hukuk dersim daha oldu. Hukuk Öğretir kanalı dediğim gibi yeni bir kanal olduğu için o dersleri orada bulamadım. Benim hocamın arkadaşlar biliyorsunuz ki alan dersleri veriyorlar. Ve hani oradaki hocalarından ilerleyeyim dedim. KPSS hocaları değil bu arada, sadece hukuk alanından hocaları. Onlardan ilerledim falan. Sonra arkadaşlar okul bitti. KPSS süreci başladı. KPSS sürecinde dedim ki benim hukuku anlatan bir kanala değil, KPSS derslerini anlatan bir kanala ihtiyacım var. Bu sefer bunun üzerine yoğunlaştım. Bunun üzerine araştırmalar yaptım. Tabii ki Hukuk Öğretir kanalını arkadaşlar keşfettiğim sıralarda yani araştırma yapmaya tabii ki devam ediyorum. İster istemez karşıma aynı kategoride hocalar çıkıyor. Bu süreç içerisinde Özgür Özkınık olsun, Esra Özkın olsun bunlarla karşılaşmıştım. Anlatma şekillerini az çok biliyorum. O yüzden arkadaşlar pek fazla bir araştırma yapmadım ve zaten Esra Özkın'ı direkt seçtim arkadaşlar. Daha sonrasında konularımı, videolarımı izledim, notlarımı çıkardım arkadaşlar. Sınavda çok güzel bir sonuç elde ettim. Şimdi arkadaşlar nasıl çalışacağız, neler yapacağız bunu anlatayım size. Şimdi arkadaşlar vatandaşlık gerçekten çok kolay bir ders. Yani şunun garantisini size verebilirim. Sadece arkadaşlar sadece gidip Esra Özkan'ın mesela işte diyelim ki seçtiğiniz hoca Esra Özkan olsun. Sadece Esra Özkan'ın videosunu izleyin. Bir tane videosunu açtın, notunu tuttun. Daha sonrasında öbür videoyu açtın, notunu tuttun. Tekrarını yaptın, ezberlenecek yere ezberledin, bitti. Bu kadar. Arkadaşlar soru çözmenize bile gerek yok. Çünkü ben vatandaşlıktan soru kitabı almamıştım. Çözmedim de bakmadım da. Yani böyle arkadaşlar gerçekten vatandaşlık çok kolay bir ders. Şöyle söyleyeyim zaten... Herkesin alanı olan bir ders olmadığı için, herkesin sözel kafası olmadığı için çok zorlamıyorlar vatandaşı. Zaten belli başlı şeyler soruluyor. Mesela milletvekili olmak için bazı şartlar var. O şartları bilmeniz gerekiyor. Fix bu soru gelir arkadaşlar. Ön lisansa gelmezse orta öğretime, orta öğretime gelmezse lisansa. Bir şekilde bu sorular geliyor karşımıza. Cumhurbaşkanı olmak için belli şartlar var. Bu şartlar nelerdir? Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur ve üyelerini nereden seçerler? Hani böyle arkadaşlar bilindik sorular var. Bunları bildiniz mi? Gerisi çok arkadaşlar kolay. Orta öğretime biliyorsunuz ki sorular genelde kolay soruluyor. Ön lisansa da biraz daha kolay soruluyor. Lisans birazcık daha ağır diye düşünebilirsiniz ama arkadaşlar bunlar da kesinlikle ağır değil. Birazcık daha seçici sorular soruluyor. Ama dediğim gibi onlar da çok kolay şeyler. Sadece yapmanız gereken tek şey arkadaşlar videoyu açacaksın, videona odaklanacaksın ve notunu tutacaksın. Yani birazcık mantığımız var arkadaşlar. Birazcık daha böyle sınav sisteminden artık anlayabiliyoruz. Neyin ezberlenmesi gerektiğini, neyin soru potansiyeli taşıyıp neyin taşımadığını arkadaşlar az çok bilebiliyoruz. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece arkadaşlar hiçbir sorun çıkmayacak karşınıza. Nasıl çalışılır? Videoyu açacaksın, notunu tutacaksın, tekrarını yapacaksın, bitti, bu kadar. Hoca önerisi. Arkadaşlar KPSS'de vatandaşlık alanında şu an öne çıkan ve benim de gerçekten kaliteli bulduğum iki tane hoca var. Esra Özkan ve Özgür Özkanık. Arkadaşlar Esra Hoca'nın ders anlatma şeklini az çok bilebiliyorsunuzdur. Yani eğer ki videolarını izlemediyseniz bir tane videosunu açıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Anlatma şekli çok bir kere sempatik. Benim anlamadığım hukuk dersi görürken üniversitede anlamadığım bir konu vardı arkadaşlar ve hani gerçekten bana çok zor geliyordu. Bakıyordum hani arkadaşlarım yapabiliyor da ben anlamıyordum yani gerçekten anlamıyordum. Sonra arkadaşlar Hukuk Öğretici kanalından falan bunu öğrendim az çok. Sonra bir de vatandaşlık dersinden arkadaşlar Esra Özkan'ı dinlerken aynı konuyu o da anlatıyordu. Ve arkadaşlar baktım yani o kadar güzel anlatmış ki verdiği örnekler olsun, anlatma şekli olsun hala aklımda ve o konuyu asla unutacağımı zannetmiyorum. O konudan asla soru kaçıracağımı da zannetmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel anlatıyor. Çok sempatik bir anlatma şekli var. Hani sadece ders çalışmaya geçtim. Ders çalışmak için değil, sınav için değil. Yani oturup keyif olsun diye bile izleyebilirsiniz arkadaşlar. Özgür hocamız gerçekten o da çok kaliteli bir hoca. Ders anlatma şekli birazcık daha farklı. Hani tahtaya işte soru yazarak, notlarını önceden yazarak mesela başlıyor. Ve atıyorum şu konuyu bitirdi. Bu konudan hemen sonra arkadaşlar tahtayı bölerekten işte soru yazmış ve size soru çalıştırması da yapıyor aynı şekilde. Ben arkadaşlar birazcık daha eğlence seven bir tip olduğum için ben Esra Özkan'dan dinlemeyi tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi Özgür Hoca da gerçekten çok kaliteli bir hoca. Ona da lütfen bakın. Kaynak tavsiyesi arkadaşlar bakın ben vatandaşlıktan gerçekten kaynak almadım. Bir soru kitabım yoktu, bir konu kitabım yoktu. Ben sadece Esra Hoca'yı dinledim. Notumu çıkardım arkadaşlar. Tekrarımı yaptım. Nereden soru gelebilir, nereden gelemez, neyi ezberlemem gerekir, neye bakmam gerekir. Bunları sadece baktım. Ve arkadaşlar bitti, bu kadar kolaydı.
Kaynak önermiyorum. Ha, illa da alacaksanız arkadaşlar, atıyorum Esra Hoca'yı dinliyorsanız bir kaynak almanız yeterli. Esra Hoca'nın bir tane soru kitabını alın. Özgür Hoca'yı dinliyorsanız Özgür Hoca'nın bir tane soru kitabını alın. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok aman aman zor bir şey gelmiyor. Öyle aman aman bir çaba sarf etmenize gerek yok. Ezber gerekir mi arkadaşlar? Ezber, her yerde ezber gerekmez. Mesela arkadaşlar şunu ezberleyebilirsiniz. İşte Cumhurbaşkanı olmak için şartlar vardır. Bunu ezberleyebilirsin. Ya da işte milletvekili olmak için şartlar vardır. Seçmen olabilmek için şartlar vardır. Dediğim gibi hani Anayasa Mahkemesi'nin kaç tane üyesi vardır? İşte Danıştay'ın kaç üyesi var? Sayıştay olabilmek için ne yapmak gerekir? Hani arkadaşlar belli başlı öğrenilecek şeyler var. Çünkü bunlar soru potansiyeli taşıyor. 4-5 taneden fazla özelliği var. Onu hani soru olarak sorup özellikleri dışlıklara kolay koyabileceği birçok soru tipi var. Biz sadece bu soru tiplerine baksak yeterli arkadaşlar. Birazcık da mantığımızı kullanmamız gerekiyor. Ezberlenecek yeri ezberlersiniz. Başka arkadaşlar geri kalanını boş geçiyorsunuz. Şimdi KPSS'ye yeni konu eklendi. Biz bu yeni konu eklendiği zaman nereye gelecek? Soru sayısını azaltır mı, artırır mı, dengeler değişir mi diye düşünüyorduk. Arkadaşlar yeni konu insan hakları biliyorsunuz. İnsan hakları eylem planı diye bir şey çıkarıldı. Ve bundan sonra arkadaşlar vatandaşlık derslerine de dahil edildi. İnsan hakları vatandaşlık kısmına eklendi arkadaşlar. Soru sayısında bir değişikliğe gidilmedi. Sadece konu eklendi. Gene 9 soru gelecek. Daha önce girmiş olan arkadaşlarım için yapıyorum bu açıklamayı. İlk defa girecek olan arkadaşlarım için zaten bir sorun teşkil etmiyor. Şimdi arkadaşlar hoca tanıtımını da aslında yaptık bu arada zaten. Ben ders çalışma programımı da hemen göstereyim ama ders çalışma programı hazırlamadım vatandaşlığa özel olarak. Daha önceki videolarda anlattım. Bu videoda da çok uzamasın diye arkadaşlar Türkçe programını gösteriyorum. Farz edin ki bu vatandaşlık programım. Ben arkadaşlar buraya vatandaşlık konularımı yazdım. Daha sonrasında hangi hocayı dinliyorsam vatandaşlık, mesela diyelim ki ses bilgisi diye bir konu var vatandaşlıkta. Ve bunu diyelim ki kaç tane videoda anlatmış? 3 tane videoda anlatmış. Kaç günde çalışılması ideal? 2-3 günde çalışılabilir. Bu şekilde arkadaşlar konuları yazdım. Video sayılarını yazdım ve günlere böldüm arkadaşlar. Bu şekilde programı tamamladım. Her gün çalışmam gereken yerleri zaten belirledim arkadaşlar. Bu şekilde bir program hazırlamıştım kendime. Siz de bu şekilde çalışabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar daha kaliteli içerikler çekeceğim. Yani aklınıza takılan, merak ettiğiniz, size faydalı olacak olan içerikler çekeceğim arkadaşlar. Ve en başta çekeceğim içerik de bu olacak. O yüzden takipte kalmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız eğer arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım.